Merhaba hanımlar. Peri Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Bu bölümümüzde de gül motifli yeleğimizin ikinci bölümündeyiz. Sizlere bu kol bandını tarif edeceğim ve ayrımlarını belirleyip tarif edeceğim. Bant modelinden sonra ara modelimize geçeceğiz. İkisinin tarifini yapacağım. Kolay gelsin hepimize. 8 ilmek kenar bandını ters ördüm. Örüyorum. Ve daha sonra robamızda 3 tane gül motifini tamamlamıştık. 4 sıra düz örmüştük. Ve tekrar bir artma daha yaptım ben. 4 ör 1 dola, 4 ör 1 dola tüm sıra boyunca. Robamızdaki artışlar bitti. Şimdi bu banttayız. Bu bant için bu sıramız tamamen ters örgü. Baştan sona hepsini ters örüyorum. Başka bir işlem yok. İkinci yüzde ters yüzünde modelin tarif edeceğim. Sadece bir sıra ters öreceğiz. Sıra sonuna doğru geldiğimde tarife başlayacağım. Sıra sonuna doğru geliyorum. Tüm ilmeklerimi ters ördüm. Bu sıralarımız zaten bandımızla aynı. Düz yüzde bütün ilmekler ters. İç yüzde bir ters, bir düz. İlik yerlerini unutmayın arkadaşlar. Birinci iliğimiz buradaydı. İkincisi ikinci gül motifi biterken. Ve üçüncüsüne biraz daha var. Dönüyorum örgümde. Doladım. Son ilmek için birinci ilmeğimiz düz. İkincisi ters, düz ve ters ilmek. Bu şekilde devam ediyor. Banttan sonra da 2, 4, 6, 8 banttan sonra da artık bu sıralarımızı kalan ilmeklerimizde bir ters, bir düz öreceğiz. Bu modeli anlatan bir video hazırladım. İkisini birlikte yayınlayacağım. Modeli böyle karışık gibi görünen tekrar o videoyu izleyebilir. Sıra boyunca bir ters, bir düz. Tekrar düz yüze geldiğiniz zaman hepsi ters ve bu bandımızdaki gibi devam edeceğiz burada. 1 2 3 4 4 tane petek örgü sırası olana kadar öreceğiz. Robamıza devam ediyoruz hanımlar. Robamızda 4 kez artma yaptık. Son artmamızı bu kol bandımızdan önce yaptık. Kol bandımızda 4 sıra arkalı önlü 8 sıra petek örgü ördük. 4 tane peteğimiz oluştu. 1 2 3 4. Şimdi ayrımlarımızı yapacağız. Örgümde 268 ilmek var. 268 ilmek belki çok gelebilir size ama kol altında çok artma hoşuma gitmiyor benim. O yüzden bu örgüde de çok artma yapmayacağız. 268 ilmeği ayrımlarını belirledim ben. İşaretlerimi taktım. 42 ilmek önlerimiz var.
kolumuzun biri 54 ilmek. Yeleğimizin arkası 76 ilmek. Tekrar diğer kolumuz 54 ilmek ve yine ön parçamızdan birisi 42 ilmek. Kesip getirirken bu arkadaki ilmeklerimiz 77 ilmek olacak. Ve kol altından da artma yapacağım. Şimdi düz yüzden devam edeceğiz. Önleri örüyorum. Bantla birlikte bu örgümü tarif eden bir video yayınladım. Petek örgü ismiyle. Beyazdan eğer anlayamadıysanız o videoyu izlemenizi isteyeceğim. 42 ilmeğin tamamını ters öreceğim. Hepsini ters örüyorum. Tamamını çekeyim bu bölümlerin. Biraz da yakın çekeyim. Örgüde ustayım diyebilirim. Tam haddimde değil ama video çekiminde bayağı acemiyim. Bu ilk zamanlardaki acemiliklerimi artık idare edeceksiniz. Kırk iki ilmeği ters örgü ördüm. İşaretimize geldim. Şimdi koldayız. Bu kol ilmeklerimizi keseceğiz. Keserken tığımı bu son ilmeğin altından takıyorum. Bir tane ilmek çekiyorum. Düzeltiyorum. Bu ilmekle devam edip keseceğim. Tüm ilmekleri ters ilmek şeklinde keserek devam edeceğim. 54 ilmeği de. Kesmelerimiz böyle. Bu sıranın ve diğer sıranın tamamını çekmem gerekiyor. Az kaldı. İlmekleri belirlediğim için keserken saymıyorum. Ve son
54. ilmeğimizde kestik. Birinci kol kesimimizi yaptık. Şişimizle tığımız beklesin, devam edeceğiz. Şimdi diğer bölüm arkası 77 ilmek oldu. Ve yine hepsini ters ilmeklerle devam edeceğim. Diğer kola kadar. Bir anlatımı olmadığı için yavaş örmeyeceğim. Diğer kola gelene kadar hızlı öreceğim. Hızlı örürken tabii ki iplerimi kat almamam lazım. Artık yeleğimizdeki ara modele geçeceğiz. Bu bant modelimi başka örgülerde de kullanabilirsiniz. Tamamını örgünün bu modelden örebilirsiniz. İlerliyorum ve diğer kola geleceğim. Yeleklerde robodan sonraki en önemli kısım. Arkasını kaç ilmek ayırsam, kolları kaç ilmek yapsam. Tabii ki herkesin eline göre ilmekler, kullandığı şişine, ipine göre değişiyor. Ama umarım ölçülerim size uyar. Şişim 3 numara bu arada benim. Biraz alışmak adına ileriki tariflerimde 3,5'a döneceğim. Diğer kol ayrımına geldik. Yine burada bu kolu da keseceğim. İlmeğin altından tığ takıyorum. Bir tane ilmek çekiyorum. Ve kesmeye başlıyorum ilmeklerimi. Ve bundan sonraki tariflerimde biraz daha renkli iplerle tarif yapacağım. Çünkü bu modellerim zemini beyaz olunca daha güzel gidiyor oluyordu. O yüzden. Ama bundan sonraki tariflerim biraz renkli iplerle olacak. Şimdi biraz çekelim. Eğer siz şişle kesiyorsanız şişle kesebilirsiniz. Benim elim tığla kesmeye alışık. Aynen zaten bir şiş gibi örüyorum. Ve son ilmekleri birbirinin içinden takıp örüyorum. Tığlada bir farkı yok. Şiş gibi kullanıyorum tığda. Deneyebilirsiniz. Biraz daha kesmeleriniz düzgün olacaktır. Tığla. İsterseniz tırtıklı örgü olarak da kesebilirsiniz. Ben düz tercih ettim.
yakasını da düz başladığım için. Tırtıklı örgü nasıl derseniz, onun da videosunu hazırlamıştım ayrıca. Kanalımda bulabilirsiniz. Tırtıklı örgü kesimi ismi videonun. Ve son ilmeğimi kestim. Burada 43 ilmek oldu. Bu ön parçamız 42 idi, 43 oldu. Gizli bir tane artma yapacağız bu diğer ön tarafta. Parçamızda eşitleyeceğiz. Hepsini ters öreceğim. Bu yeleğimi 3 parçada tarif edeceğim size. Dediğim gibi bundan sonraki tariflerim renkli iplerle, çekimi daha güzel görünen iplerle, daha belirgin olanlarla olacak. 8 ilmek bandımız var. Bu sırada hepsi ters ama öbür sıralarımızda değişecek. Bu şekilde devam etmeyeceğiz. Çevireceğiz modeli. Ters yüze geldik. Ters yüzde kenar ilmeğimizi ördük. Bu düzgün olması için ördüğümüz işin dolumasını yaptık. Birinci ilmek düz, ikincisi ters. 8 ilmek öreceğiz böyle. İki, dört, altı, sekiz. Şimdi kalanları da ters öreceğim. Çünkü ara modelde bu modelim ördüm ben. Aynı model. İçi banttaki model, bu yüzü de diğer model. Tek model aynı şekilde kullandım. Onun için çevireceğiz. Buradaki iç yüzü diğer tarafa getireceğiz. Benim yazıyla tarif edemediğim buydu. Şimdi hepsini tekrar kalan ilmeklerimi, 8 ilmekten sonraki ilmeklerin hepsini ters örüyorum. Az bir ilmeğim kaldı. Kol altındaki artmamıza gelmeye. Ve son ilmek kalınca bir tane gizli artma yapacağım. Burada. Ve şimdi şişime kol altı için artma atacağım. 2 3 4 5 tane attım. Yeterli olduğunu düşünüyorum. 5 ilmek. Ve başlıyorum. Tekrar hepsini ters öreceğim. Eğer isterseniz burada da bir tane gizli artma yapabilirsiniz siz.
Tam acemiler için belli olsun diye bu iki sırayı kesmeden örmeyi düşündüm. Ama yavaş örmüyorum çünkü tüm ilmekleri ters alarak devam ediyorum. Az bir ilmeğimiz kaldı. Son ilmeği de örüyorum. Şimdi 5 tane ilmek atacağım. Kol altı için bu kısmada 3, 4, 5. Ve burada bir tane gizli artmamız var. Gizli artmayı da birinci ilmeğin altındaki ipi alarak takıp ördüm. Ve bir tane daha var. Diğer ön parçamız 43 olduğu için biraz daha sonra yapayım. Şu, bu sırada yapayım. Bir artma daha alıyorum. Eşitlendi. Şimdi bandımıza kadar yine 8 ilmeğe kalana kadar hepsini ters örüyorum. Bitmek üzere. 2, 4, 6, 8. Son ilmekteymişiz. Şimdi burası bant. Buraya bir ters, bir düz olarak devam ediyorum. 2 sıra olan düzleri düz örüyorum. 4 sıra olan 1, 2, 3, 4 sıra olan düz ilmeğimi terse çeviriyorum. Kesimimizi yaptık. Bantlarımızı belirledik. Şimdi kenardaki işimizi ördük. 8 ilmekten sonra 4 2 4 6 7 2 4 2 4 6 8 ilmek var. 8 ilmekten sonra ilmeklerimizi yine bir tersle başlayalım. Ya da düzle başlayalım. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Modelimizin içteki yüzü buraya uygulayacağız. Bandımızın içteki yüzünü. Bu şekilde modelimizi kurarak devam ediyoruz. Tamamı bu sıranın bantlara kadar bir ters, bir düz. Zaten modelin sıralarını biliyorsunuz artık. Biraz daha ilerleyince tarif edeceğim tekrar biraz.
modelimizi döndürdük. Kolay gelsin. Örgümde ara modeli uyguladım arkadaşlar. Biraz da ördüm. Yakından iyice göstereyim. Bu kol bandımız. Burası da ara modelimiz. Ara modelimizin iç yüzü de bandımızın bu yüzü gibi. Hiç şaşırmanıza gerek yok. Çevireceksiniz modeli. Devam edeceksiniz. Biraz öreyim ben. Bu iç yüzde hepsi ters. Sadece bandını tarif edeceğim. Tüm ilmekleri örüyorum. Banda gelene kadar iç yüzde hepsini ters ilmek. İki, dört, altı, sekiz tane şişimde ilmek kalınca ters örmeyi bırakıyorum. Bir, iki, üç, dört sıra olan düz ilmeği ters örüyorum. Yanındakini düz örüyorum. Yine dört sıra olanı ters, düz. Bu şekilde bandın iç yüzü. Düz yüzde de 8 ilmeği ters ördükten sonra modelimizi bir ters bir düz devam ediyoruz. Tarif ettiğim şekilde yeleğimizin kol altından uzunluğu için ipleri değiştirdiğim için tahmin edemedim. Uzunluğu onun için bu yeleğim bundan küçük. Beyaz ara modeli 13 santim örmüşüm. Bu yeleğimde de yaklaşık 16-17 santim kadar örmem gerekecek. Üçüncü bir bölümde bu aradaki mesafeyi ve bu modelleri uygulamayı tarif edeceğim. Kolay gelsin hepinize. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.